5. Bölüm. Topluluk İçi Sorumluluklar. Yaşlı adama çıkışma. Böylesine babanmış gibi öğütler. Genç erkeklere kardeşlerinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara da tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşlerinmiş gibi öğüt ver. Gerçekten kimsesiz olan dul kadınlara saygı göster. Ama bir dul kadının çocukları ya da torunları varsa, onlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek, Tanrı yolunda yürümeyi ve kendi büyüklerine olan iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu, Tanrı'yı hoşnut eder. Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış olan dul kadın, ümidini Tanrı'ya bağlamıştır. Gece gündüz ona dileklerde bulunmaya ve dua etmeye devam eder. Ama kendini zevke veren dul kadın, daha yaşarken ölmüştür. Ayıplanacak bir duruma düşmemeleri için dulları bu noktalarda uyar. Kişi kendi yakınlarına, özellikle ev halkına bakmazsa, imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuş olur. Yaptığı iyiliklerle tanınan, tek erkekle evlenmiş, 60 yaşından aşağı olmayan bir dul kadın, eğer çocuk büyütmüş, konuk ağırlamış, kutsalların ayaklarını yıkamış, sıkıntıda olanlara yardım etmiş ve kendini her tür iyi işe adamışsa, adı dullar listesine yazılsın. Daha genç dulların adlarını yazmayı reddet. Çünkü bedensel arzuları Mesih'e olan bağlılıklarına galip gelince evlenmek isterler. Böylelikle verdikleri ilk sözü çiğneyerek hüküm giyerler. Aynı zamanda evden eve gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız tembelliğe alışmakta kalmazlar. Üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek başkalarının işine karışan boş boğazlar olurlar. Bu nedenle daha genç olan dulların evlenmelerini, çocuk yapmalarını, ev yönetmelerini ve düşmana herhangi bir iftira fırsatı vermemelerini isterim. Bazıları zaten sapmış ve şeytanın ardına düşmüştür. Eğer imanlı bir kadının dul olan yakınları varsa onlara yardım etsin. İnanlar topluluğu bir yük altına girmesin ki gerçekten kimsesiz olan dullara yardım edebilsin. Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, özellikle Tanrı sözünü duyurmak ve öğretmek için emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. Harman döven öküzün ağzını bağlama ve işçi kendi ücretini hak eder. İki ya da üç tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. Günah işleyenleri herkesin önünde azarla ki diğerleri de korksun. Bu söylediklerimi taraf tutmadan ve hiç kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum. Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma. Başkalarının günahına ortak olma. Kendini temiz tut. Artık sadece su içmekten vazgeç. Miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç. Bazı kişilerin günahları bellidir. Yargı kürsüsüne kendilerinden önce ulaşır. Bazılarının günahları ise sonradan ortaya çıkar. Aynı şekilde iyi işler de bellidir. Belli olmayanlar bile gizli kalamaz.